Kazimi Belediyesi uzun yıllardır sosyal demokratların yani CHP'nin yönettiği bir ilçedir. İşçiyi alan da, işçiyi atan da CHP'li belediye başkanlarıdır. İşçiler belediyede yaşanan olumsuz yönetim pratiklerinin kurbanı edilmemelidir. Nazimiye ağır ekonomik sorunlar, işsizlik, siyasal baskılar sonucu düzenli göç veren ve adeta insansızlaşan bir ilçedir. Yaşanan işsizlik ve yoksulluk oranı Türkiye ortalamaların üzerindedir. Kuşkusuz ki belediyeler istihdam alanı değildir. Ancak bu kadar işsizliğin olduğu bir ilçede hangi sebeple olursa olsun işe alınan belediye işçilerinin bir meta gibi kapının önüne konulmaları ve işçiden tasarruf edilerek belediye borcunun ödeneceğini iddia etmek gayri insani ve vicdani bir durumdur. Türkiye'de sendikasız, sigortasız, iş güvencesiz ve kuralsız çalışmayı patronların lehine kural haline getiren AKP iktidarının bu politikalarına yağ sürmektedir. Kendisine sosyal demokratım diyen Nazimi Belediye Başkanı Ali Emrah Tekin'in göreve gelir gelmez ilk icraatı işçileri işten atmak olmamalıydı. Bir an önce bu yanlıştan dönün. Nazimi Belediyesi'nde yaşanan işçi düşmanı bu politikalara engel olun ve işçilerin iş güvencelerini tekrar sağlayın. Nazimi Belediyesi işçileri CHP kadrolarının arasındaki rekabetin kurbanı edilemezler. Yaşanan antidemokratik ve gayri insani bu politikalara karşı tüm Dersim halkını, emekten yana sivil toplum örgütlerini ve siyasal partileri direnişteki Nazimi Belediyesi işçileriyle dayanışmaya davet ediyoruz. Buradan ülkenin dört bir yanında işinden edilen emekçi dostlarımıza da selam gönderiyoruz. Son olarak da emekçi düşmanı Nazimi Belediye Başkanı Ali Emrah Tekin'e primiz Seyit Rıza'nın sözüyle seslenmek istiyoruz. Biz sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedik. Bu bize dert oldu. Biz de sizin önünüzde diz çekmiyoruz. Bu da size dert olsun. Nazmiye Belediyesi 31 Mart seçimleri sonrası kendi bütçesinin yetmediğini gerekçe göstererek 15 işçi arkadaşımızı işinden etti. Biz emekten, barıştan, demokrasiden yana olan güçler olarak Nazmiye Belediye işçilerinin bu 30 gün boyunca gösterdikleri direnişi selamlıyoruz. Bu mücadelenin yanında, içinde olmaya devam edeceğiz. AKP iktidarı uzun süredir, hele de yerel seçimlerden sonra herkesin bildiği gibi bir tasarruf programı çıkardı. Bu tasarruf programında en çok tasarrufu sağlayacak yer olarak gösterdiği şey işçiler ve emekçilerin bütçelerine saldırmak oldu. Patronları, sermaye sahiplerinin vergilerini silerken asgari ücreti çalışan milyonlarca işçinin vergileri yükseltilip maaşları düşürülmeye devam ediliyor. Her gün her şeye zamlar geliyor. Yani AKP iktidarının da bu sistemde bu krizden çıkmanın tek yolu olarak gördüğü şey işçiler ve emekçiler oluyor. Ama diğer yandan halkçı belediyecilikten bahseden, belediyeciliği halk için yapacağını savunan, iddia eden ana muhalefet partisinin belediyelerinde ise yaşanan borçların ilk tasarrufunu yine işçilerden çıkarmak için çaba gösteriyorlar. Bugün İzmir'de belediyelerde yaşanan eylemler, direnişler bunu gösterdi. 30 gündür de direnişte olan Nazmiye Belediye işçileri yine ilk iş olarak, tasarruf olarak gösterilerek çıkartıldılar. İlk akla gelen işçilerin çıkarılması oluyor. Şunu iyi bilmeliler ki sosyal demokrat olduklarını söyleyen, sosyal devleti savunduğunu söyleyen ana muhalefet partisi belediyelerin ticarethane olmadığını bilmeliler. İşletme olmadıklarını bilmeliler. Özel sektör değilsiniz. Sonuçta buraya gelen paraların İller Bankası'ndan da diğer yerlerden gelen gelirlerin de hepsi halkın parası ve halkın parasını böyle kullanamazsınız. O yüzden işletme
anlayışıyla hareket ederseniz bütün belediyelerin kapatılması gerekir. Tam tersi, halka hizmet verecek, işçisinin yaşanılabilir bir ücret içerisinde yaşamını güvence altına alacak bir anlayışla hareket etmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. O yüzden 30 gün önce alınan bu karardan derhal vazgeçilmeli ve 15 işçi arkadaşımız tekrardan işe geri dönmelidir diyoruz.